1950'ye doğru Türkiye yeni bir siyasi hareketin rüzgarıyla dalgalanıyordu. Hürriyet sloganları önce miting alanlarında esti, hemen ardından da futbol sahalarında. Demokrat Parti'nin önde gelen iki ismi Celal Bayar ve Adnan Menderes iktidara gelmeden Alsancak Stadyumu'na gelip Demirspor-Fenerbahçe maçını izlediler. Yaklaşan iktidarın sesi taraftarların alkışlarından işitildi. Bu maçtan 8 ay sonra Şeref Tribünü'ne Bayar Cumhurbaşkanı, Menderes Başbakan olarak oturacaktı. Demokrat Parti'nin iktidarıyla bütün ülkede tek partiden kalma koltuklar birer birer el değiştirmeye başladı. Tabii bu arada takımların başkan koltukları da. O güne dek üç büyüklerin üçünün başkanlığında da CHP'liler oturuyordu. Fenerbahçe'de Şükrü Saracoğlu, Beşiktaş'ta Recep Peker, Galatasaray'da Necmettin Sadak. 1950'den itibaren üç takımda da çerçeveler yerlerinden indirildi, CHP'li başkanların fotoğrafları DP'lilerle değiştirildi. Tam 16 yıl Fenerbahçe'nin başkanlığını yapan Şükrü Saracoğlu'nun yerini 1951'den itibaren DP'li Osman Kavrakoğlu aldı. Fenerbahçeliler DP iktidara geldikten bir ay sonra Bayar ve Menderes'i ziyaret ederek kutladılar. Takımın yıldız futbolcusu Zeki Rıza Sporel artık DP milletvekiliydi. Yeni dönemin ilk başbakanlık kupasını da Fenerbahçe kazandı ve Menderes'in elinden aldı. Artık top Menderes'teydi. DP'nin ilk dönemi Türkiye ekonomisinin Amerikan yardımının da desteğiyle atağa kalktığı, tarımın makineleştiği, yatırımların hızlandığı, tek parti yönetiminin miskinliğinin atıldığı dönemdi. Bu atılımın futbola yansıması profesyonelleşme oldu. 1951'de çıkarılan bir yasayla Türk futbolunda yeni bir sayfa açıldı. Artık futbolcular ek iş yapmaya gerek duymayacaklardı. Futbolcuya kız verilmeyen dönem geride kalıyordu. Ekonomideki liberalleşme sahalara adalet sporu getirdi. Özel sektöre ait bir fabrika kulübü Türkiye'nin ilk profesyonel takımını kurmak için harekete geçti ve başta Fenerbahçeliler olmak üzere yıldız futbolcuları almak için kasasını açtı. Dediler ki sana 2 tane dokuma makinesi, 6.000 lira da para vereceğiz. Hayatımda görmediğim bir şey. Hiç yani rüyada bile görmeyeceğim o günkü bir şey. Yani çok büyük para. Halit Deringör bu teklifi reddetti. Ancak kabul edenler de oldu. Takımın aslarından Selahattin, Erol, Samim, Hilmi Adalet Spor'a geçti. Lefter 17.500 liralık transfer ücretiyle Fiorentina'ya transfer oldu. Cihat, Halit, Murat, Ahmet çeşitli nedenlerle futbolu bıraktılar. Fenerbahçe neredeyse yok olma aşamasındaydı. İşte tam bu aşamada takım gençlere yatırım yaptı. O zorlu 1952-53 sezonunda Selahattin, Kamil, Müzdat, Nedim, Melih, Akgün, Fikret, Mehmet Ali, Feridun, Burhan, Abdullah 11'ini sahaya sürdü. Ligin tozunu attıracak bu gencecik takımın lakabı Küçük Şeytanlardı. Profesyonellik icat çıktı ve ben Vefa'dan Fenerbahçe'ye girerken transfer parası olarak Fenerbahçe Kulübü Vefa'ya 5.000 lira verdi. Bana da 3.000 lira verdi. Yani ben Fenerbahçe Kulübü'ne 8.000 liraya mal oldum. Ve o 3.000 lirayla da muayenehane aldım o zaman. 1951'de. Küçük Şeytanlar transferlerle Fenerbahçe'yi çökecek hale getiren Adalet'i hem kupada hem ligde yenecek ve namağlup İstanbul şampiyonu olan o unutulmaz ekibin 11'i de milli formayı giyecekti. Müzik
O milli takım 1956 yılında Türkiye futbol tarihinin altın galibiyetlerinden birine imza attı. İngiltere'yi 7-0 yenmiş, bütün Avrupa takımlarını alt etmiş olimpiyat şampiyonu Macar takımı Şubat 1956'da Dolmabahçe'de sahaya çıkarken Türk gazeteleri ne kadar az gol yersek o kadar iyi diye yazıyordu. Ancak sahadaki Fenerbahçeli futbol sihirbazını unutmuşlardı. Türk takımının ilk golüyle neticelenecek akım işte başlıyor. Sağdan İsfendiyar'ın söküp korner çizgisinden ortaladığı topu Lefter şahane bir voley ile Macar alanına takıyor. Şimdi maçın 41. dakikasındayız. İsfendiyar'dan uzun bir pas alan Lefter kaleye girerken Soyka tarafından düşürülüyor. Yugoslav hakem penaltı veriyor. Ve buraya girdiğim zaman son adam kalmıştı, onu da geçmiştim. Lantos, o da arkadan çelme takarak beni düşürünce bir de elimin üzerine bastı. Ve hakem iç direği düşüş penaltıyı verdi. Macar takımı Metin Oktay'ın 3. golüne de engel olamadı ve Türkiye bu unutulmaz maçtan 3-1 galip ayrıldı. Fakat işte Metin tek başına bir akını sürükleyerek takımımıza 3. golünü hediye ediyor. Muazzam bir tezahürat, bir sevgi. Sabahlara kadar çılgınca eğlendiler. Bütün Türkiye, bütün İstanbul yer yerinden oynadı. Macaristan'ın yenilgisi bununla kalmadı. O yıl Sovyetlere karşı bağımsızlık sloganlarıyla ayaklanan Macarların üstüne Sovyet tankları yürüdü. Türkiye bu işgali şiddetle kınadı. Türk-Sovyet ilişkileri en gergin dönemini yaşıyordu. İşte bu gergin dönemde en olmayacak şey oldu ve Fenerbahçe'nin bir dostluk maçı için Sovyetlere gitmesine karar verildi. Hükümet bu kararın muhtemel sonuçlarını hesaplamak üzere İstanbul Park Otel'de toplandığında futbolcular ve gazeteciler dışarıda bekliyordu. Menderes geldi, merhaba dedi ve girdiler içeriye. Saatlerce süren bir toplantı ve bakanlar dahil ve sonunda gitsin bir adım olur. Ve biz Rusya'ya gittik. Göremeyeceğim, halim yok. Fikret'te bir Fikret direktör. Onca halim yok dedi. Ne olursa. Sen yaparsın dedi. Küçük Fikret, Fikret Kırcan oturuyor otobüste en arkada. Bir tane gol atacağım göreceksiniz dedi. Ben dedi bir gol atacağım bugün dedi. Deyince ben döndüm. Mehmet Ali bir tane de sen at bari dedi. Bir çoğuza iki golle maçı kazanırız dedim. Maç başladı. Birinci dakikada gol attılar. 1-0 mağlubuz. Çocuklar şaşkın ne yapacağız dedi. Maç bitmedi. Ne var? Oynayacağız tabii daha. İşte 10 dakika sonra Mehmet Ali bir gol attıydı. 1-1 olduk. 10 dakika sonra da ben attım. İlk attım. Gittiğim anda. Güzel gol attım hakikaten. 2-1 maç da öyle bitti. Maçtan çıkan binlerce insan gerek Moskova'da gerek o zamanki adı Leningrad, Petersburg'da otobüsümüzün etrafını çevirdiler. Fener, Bahçe, Fener, Fener diye bağırıyorlar, Türkiye diye bağırıyorlar ve geldiler Leningrad'da, Petersburg'da otobüsü havaya kaldırmaya kalktılar. Bu dostluk maçının yarattığı yumuşama kısa zamanda diplomasiye de yansıdı. O yıl önce Moskova ile ekonomik bir yakınlaşma doğdu, ardından Başbakan Menderes 1960 Temmuz'unda Moskova'ya resmi bir ziyaret yapacağını açıkladı. Ancak ömrü yetmedi. Moskova'ya gideceğini açıkladıktan 6 hafta sonra devrildi. Mayıs'la bir kez daha kulüplerde çerçeveler indirilecek ve Menderes'i deviren askerler futbol takımlarından da DP'li başkanları değiştirmelerini isteyecekti.
şeref tribününün en itibarlı koltuğunda bir komutan vardı artık. Galatasaray'ı 1-0 yenen Fenerbahçe'nin kazandığı 1960 kupası Orgeneral Cemal Gürsel'in adına düzenlendi. 1930'larda CHP'ye üye olan, 1950'lerde DP'den milletvekili seçilen futbolcular bu kez üzerinde Gürsel'in resmi olan hediyelerle sahalarda boy gösterdiler. Saha hakimiyeti askerlere geçmişti. ...1950'lerde başlayan imar hamlesi ve ardından gelen planlı kalkınma dönemi büyük şehirlerin yollarını Anadolu'ya bağladı. Taşra kentleri ulusal ekonomiyle bütünleşti. Bu gelişmeden futbolda payını aldı. O zamana dek mahalli nitelikte yapılan maçlar bir ulusal lige dönüştü ve 16 takımla Türkiye Ligi kuruldu. Ligin ilk şampiyonu da Galatasaray'ı 4-0 yenen Fenerbahçe oldu. Kent takımlarının doğması ve radyodan maç yayınlarının başlamasıyla futbol heyecanı ülkenin her köşesine yayıldı. Ender soldan kayıyor, düşürüldü. Vahap frikik atıyor, İsmail kafayı vurdu ve gol! Eskişehir Spor 2, Fenerbahçe 2. Eskişehir Spor şimdi sevinç içerisinde. Ve tribünlerde coşkunca bir tezahürat var. Sevinçle sarılan Eskişehir Sporlar, Amigo Orhan tribünleri coşturuyor, yerden karları alıp savuruyor ve herkes sevinç içerisinde. İleride futbolun kabusu haline gelecek bir hastalığın ilk belirtileri de o yıllarda görüldü. ...1960'larda hem dünyayı hem Türkiye'yi ateşe verecek şiddet salgını sahaları da tutuşturacak, 1967 Eylül'ünde Kayseri'de oynanan Kayseri Spor-Sivas Spor maçında çıkan olaylarda 40 kişi yaşamını yitirecekti.